akşamlar sevgili izleyiciler. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle Futbol Artı 90'da beraberiz. Bugün yine kıymetli konuğumuz var yanımızda. Kadir Tamtürk, Halil hocamla yorumlarıyla bizde eşlik edecek. Güzel bir futbol akşamı olacağını umut ediyorum. Çünkü iki maç oynandı bu hafta. Onların hepsini yorumlayacağız. Önce Kadir Bey'i bir tanıyalım. Buradan bütün Ünyeli hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Yine arkadaşların programını kutluyorum. Güzel programlar yapıyorlar. Beni davet ettiler, onurlandırdılar. Biz de geldik programa. Yine iki sene önce işte ilk programımızı beraber evet, yapmıştık. Evet. Çok güzeldi. Çok güzel bir hatıraydı. Beraber ilk program ben çıkmıştım. İki yıl oldu evet. Yine güzel bir akşam olması dileğiyle arkadaşlar. O zamanlar pandemi falan da biraz sıkıntılıydı. Pandemi aynen. Vardı evet. Aynen. Evet pandemi pandeminin vardı. İlk çıktığı zamanlar hatta biz bu programa evde başlamıştık Halil hocamla beraber. Evet ilk evde şey. Bir bölüm evde yapmıştık daha sonra stüdyoda ilk. Stüdyoda ilk evet, program. Evet. İlk konumuz sizdiniz. Kadir abiyle beraber yapmıştık. Evet Halil hocam iki maç oynandı biliyorsun bu hafta. Biz şimdi Ünyespor'la başlayacağız. Evet, Ünyespor'la. Evet, Ünyespor'la. Ünyespor'la başlayalım o zaman. Ünye 1957 Spor kamptaydı. Antalya'da verimli bir kamp geçirdi. Aldığımız bilgiler doğrusu. Zaten birazdan Mehmet Ali Başkan'ı da arayacağız. Evet. Mehmet Ali Başkan'la da görüşeceğiz. Reci altyazı olarak geçelim onu. Mehmet Ali Başkan yayınımıza telefon bağlantısıyla katılacak. Birazdan bağlanmış olacak Mehmet Ali Başkan da. Şimdi burada Ünye'nin hazırlık maçlarının sonucunu da tam doğru vermek adına sayfayı açıyorum. 3 tane hazırlık maç oynadılar. Böyle kamplarda hazırlık maçlarının sonucu çok da önemli değildir. Çünkü bazen yükleme yapıyorsunuz takıma. Evet. Ertesi gün hazırlık maçı oynuyorsunuz. Takımın üzerinde bir ağırlık ve yorgunluk olabiliyor. 3 tane maç oynadı. Sultanbeyli ile ilk maçları golsüz berabere kaldı Ünye 1957 Spor. Merak eden izleyicilerimiz için söyleyeyim ben. Daha sonra Bolvadin'le oynadılar ki Bolvadin zaten grubunda lider Afyon takımı. Onunla da 1-1 berabere kaldılar. Son maçta da yine kendi grubunda lider olan Alia'ya 2-0 mağlup oldular. Ama dediğim gibi yani belki galibiyet alamadı ama bu maçlar çok da olmaz yani. Aynen. Şimdi. Evet Kadir Bey siz de Ünyespor'u sanırım takip ediyorsunuz. Tabii tabii. Ünyesporlu altyapınız var Ünyespor'da. Ünyespor'da tabii altyapıda oynayarak profesyonel takıma kadar işte yöneticilik de yaptık. Bir dönem. Ünyespor bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz. Her zaman iyi olmasını istiyoruz tabi, diliyoruz. Bu sene de inşallah Mehmet Ali Başkan'la beraber inşallah sonuca, başarıya, şampiyonluğa ulaşırız. İnşallah. Tüm temennimiz ondan yana. Maçlara da gidiyorsun seyretmeye. Evet, vakit buldukça nasıl gidiyorum. Nasıl buluyorsun takımı? Ünyespor'un şampiyonluk şansı, yani grupta. Yani şampiyonluk şansı yeni hocayla birlikte daha iyi, biraz zaman tanınması daha doğru olur. Yani daha iyi takım kurması açısından. Ondan sonra şampiyonluk şansımız var tabii. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. Yani şöyle yapalım yani, mı? Puan durumunu ekrana getirelim. Evet, evet getirelim. Şey üzerinden tartışalım. Evet, puan durumunu alalım. Ünyespor. Zaten burada bir puan var arada. Bir puan var arada. Evet. Sebat'ta da iç sahada oynayacağız. Evet. Enes'in Belediyespor'un ben iki takıma da rakip olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya o güç ya olmaz onlarda. Tabii ki futbolda zor yani. Yani şeydir yani futbol kazandıkça güzel olur. Hı hı. Kazanırsan biraz daha üstlere çıkarsan daha güzel olur. Aynen öyle. Ünyespor ben daha üstlerde olacağını yani bu gruptan rahat bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Çünkü yapılan transferler de var. Hı hı. Onu ekrandan alabiliriz. Evet. İnşallah Sebat Spor'u Ünye'de yeneriz. Kalan maçlarımızı da bir ekrana getirebilir miyiz? Şimdi Söğütlü Hilal Spor'un ligde bir puanı var. Evet. Aslında biraz da o deplasmanla başlamamız bir avantaj. Sonra yine Ordu Gücü ki o da Söğütlü Hilal Spor'un üzerinde yer alan takım. Daha sonra Ulubey'e gideceğiz ki o maç bence zor bir maç olacak. Evet bence de için. Ulubey ilk maçta zor olmuştu. Daha sonra zor olur. Yani Sebat bizim şu Ünye Sebat maçına kadar ben Ünye 1957 Spor'un puan kaybedeceğine pek ihtimal vermiyorum. Yani Ulubey maçını da bir şekilde kazanır diye düşünüyorum ama. İçeride de taraftar gücüyle Sebat maçında alacağımıza evet, ben inanıyorum. Evet yani. İnşallah tabii. İnşallah yaklaşık bir ay var sanırım herhalde Sebat maçına.
Evet, Sebat maçına bir ay var. Yaklaşık bir ay var. Takım da oturmuş havalar olur. Havalar da düzelir. İnşallah takım da oturmuş olur. Moraller yüksek olur. İnşallah seyircinin de desteğiyle Ünye el ele vererek maçı alırız. Çünkü Ünye buraları, Ünyespor buraları hak etmiyor. Ünyespor'un yeri her zaman söylediğimiz gibi profesyonelliktir. İnşallah Mehmet Ali Durak Başkanımız da bunu başaracak güce ve donanıma sahip güzel bir arkadaşımız. Şöyle yapalım. İki tane transferimiz vardı. O 1 ve 2 numaralı resimlerimiz var. Onları da transferlerimizi de ekrana getirelim bu akşam. Burak Toker'i aldı Ünye 1957 Spor. Evet. Gebze Spor'dan aldı. Ligin ilk yarısında 5 golü bulunuyor Burak. Kenar oynuyor. 10 numara mevkisinde oynuyor. Böyle bir onu değerlendirmemiz bitsin. Ondan sonra değiştirelim. Evet. Burak ekrandan alabilirsin. Burak'ı hep alalım. Yani şimdi Burak böyle çok çabuk bir kenar oyuncusundan çok biraz da hani Vakayeme tarzı adam yavaş geçen, yavaş. Adam eksilten. Evet. Hani 10 numara mevkisinde de oynattığınız zaman kilidi açabilecek bir oyuncu. Zaten kariyerinde şampiyonlukları da var. Sezon başında Gebze Spor'a o hedefle gitmişti. Tecrübeli diyorsun. Yani. Evet tabii ki. Evet tecrübeli. Zaten o tür bir kilit açacak bir oyuncuya Ünyespor'un ihtiyacı kesinlikle vardı. Kesinlikle ihtiyacı vardı. Diğer transferi de şimdi yakına getirebiliriz. Eşref Koçak. O da orta sahanın ortasında oynuyor. Oyunun iki yönünü oynayan bir oyuncu. Ligin ilk yarısında Artvin Çorlu Spor'daydı. Ekrandan alabiliriz. Evet. İnşallah hayırlı olur transferlerimiz. Yani başkanın bir sözü var. Sizin programda dedi, üçüncü transferimizi açıklayacağız dedi. Bize de böyle evet. Onu başkanın kendi ağzından duyacağız inşallah. 10 dakika sonra Mehmet Ali Başkan'a bağlanacağız. Bağlanabiliriz başkana şimdi. Bağlanalım. Evet. Yapalım. Sen bağlarken arayabilirsin hoparlörden. Evet. Başkanımıza bağlanırken siz de bizi aydınlatsın değil mi? Ünye Spor açısından. Aynen. Evet. Teknik bilgiler versin bize. Erken bağlanıyoruz ama. Çünkü artık bizim şehrin de üçüncülüğü hak eden bir şehir. Üçüncülük bile değil. Evet. En az ikincilik tabii istiyorum ki. Ben canı gönülden Ünye Spor için. Hani gidi bizim 90'lı yıllarda bizim gençliğimizde Ünye Spor ikincilikte ne güzel şaşalı günleri vardı. Altyapı futbolcuları için de tabii güzel bir şey yani. Tabii. Seviye. Yani. Alo. Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar mı? Nasılsınız? Canlı yayındayız şu anda. Ünye sizi dinliyor. İyi şükür olsun. Siz nasılsınız? Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Başkanım Ünye Spor kamp yaptı geldi. Bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Güzel bir kamp süreci geçirdik. Yani eksiklemelerimizin hepsini tamamlayabildik. Eksik noktalarımızın transferlerini de bitirebildiğimiz bir kamp süreci geçirdik. Takım da iki günden beri Ünye'de tesislerde hazırlıklarına devam ediyor. Evet. İnşallah yeni sezona çok daha iyi bir şekilde gireceğiz ikinci devre. İnşallah başkanım, hedefimiz şampiyonluk. İnşallah. Şimdi nasıl bir ikinci yarı bizleri bekliyor başkanım? İkinci yarı bizleri nasıl bekliyor? Yani daha aktif, hareketli bir orta saha bekliyor. Bundan sonrasında da daha atağa yönelik, daha doğru istediğimiz oyunu oynayan Ünye Spor bekliyor inşallah. Yani rakibi Ünye şehir stadyumunda boğacak bir takım kuruyoruz herhalde. İki transfer yapıldı sanırım. İki tane duyurduğumuz transferimiz var. Bir tanesini de burada sizler aracılığıyla ben duyurayım. Evet, Ersin Aslantoğ, orta saha, ön libero mevkisinde sol ayaklı. Evet. Bundan önceki iki sezonunda Ali Ağa'nın orta sahasında olan, Ali Ağa'nın kaptanlığını yapan, çok tecrübeli, bu ligleri iyi bilen, futbolu iyi bilen, takım oyununu iyi bilen bir oyuncu. İnşallah orta sahamıza onunla da ekstra bir güç katmış olacağız. Burak Toker, Eşref Koçak ve Ersin Aslantoğ transferlerini devre arasında yapmış, takımıza kazandırmış bulunmaktayız. Takım moral motivasyon nasıl başkanım şu anda? Yani lige hazır sanırım. Takımın moralin motivasyonu yerinde. Çocuklar gün sayıyorlar lig başlasın diye. Çok motive bir şekildeyiz. Teknik kadromuz, yönetimimiz, oyuncularımız, personelimiz hep beraber kilitlenmiş ikinci yarının başlamasını bekliyoruz. İnşallah bu heyecanımızı en kısa zamanda taraftarımıza da göstermek istiyoruz. İnşallah o zaman biz de sizlere başarı diyoruz başkanım. Halil Hocam bir sorun var mı başkanım? Yok başkanım, teşekkür ederiz. Üçüncü transferi bizim programımızda açıkladığınız için. Herkesten önce sizin programınızı
böyle haberler. Zaten ilk maçımızdan sonra tekrar sizi buraya alacağız inşallah. Sözünüz i̇nşallah Murat abi. Sözünüz vardı. Kadir Tam Türk abi de yanımızda şu an. Kadir abime çok selamlar, abi, iyi yayınlar diliyorum. Başkanım iyi akşamlar. Sene hem ünlü olarak hem senin başarılı olmana canı gönülden istiyorum, kalpten istiyorum yani. Hep beraber Allah razı olsun şehir abi. Olarak gelelim. Bu başarı hepimizin başarısı olacak inşallah Kadir abi. Hep beraber başaracağımıza inanıyorum. İnşallah, inşallah. Hem ünlü olarak hem sen olarak. İnşallah. Buradan taraftarlara son bir mesajı ne verirsiniz başkanım? Taraftarlarımıza desteğe bırakmamaları mesajını veriyorum. İnşallah ikinci hafta evimizde takımı yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Lütfen stadı dolduralım. Biz bütün deplasmanlarda deplasmanı yaşıyoruz. Rakiplerimize de burada Ünye İlçe Stadı'nda deplasmanı yaşatalım istiyorum. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet, başkanımız yeni transferi de bildirdi Halil Hocam. Evet, Eşref'i almışlardı. Oyunun iki yönünü oynayabilen. Evet. Şimdi Ersin transferini de açıkladılar. Aliya da oynuyordu. Evet. Tecrübeli bir futbolcu. Üçüncü transfer zaten başkanla son görüşmemde bir tane de orta saha takviye planladıklarını söylemişti. Mart ayına kadar devam ediyor transfer dönemi. Yani bir değil iki mi? Ay, evet. Artık. Bir buçuk. Evet. Bir buçuk iki ay daha var süre. Yani gidişata göre bir iki adam da alabiliriz demişti yani transferin son haftasına doğru. Yine alabilirler bence. Yani iyi adamlar aldı Ünye 1957 Spor. Hani bu grubun, bu liglerin özellikle evet. Adamlarını aldı. Mesela nasıl Süper Lig'de Trabzonspor Visca'yı aldıysa. Planlı bir şekilde. Evet, aynı Ünye 1957 Spor'un yaptığı evet. Transferleri de ben öyle söyleyebilirim. Bu arada yayınları, yorumları okuyalım. Oku. Yusuf Ulu Türk selamlar iyi yayınlar demiş. Mustafa Mert Dedeoğlu iyi yayınlar Kadir abime ve sizlere selamlar saygılar. Sağ ol Mustafa iyi akşamlar. Erdal Şentepe iyi yayınlar Bordo Mavi demiş. Bahrican Özer iyi yayınlar Kadir abi. Ünyespor inşallah 3. lige çıkar. Osmaniye'den selamlar. Osmaniye'ye bir adet Ünyespor forması gönderirseniz iyi olur. Selamlar yazmış. Adresini alalım. Göndeririz. Evet Murat abiye Kadir abiye özelden adresinizi atarsanız bir şekilde yardımcı evet, oluruz. Evet göndeririz. Evet, şimdi Ünye 1957 Spor'u konuştuk. Evet. Yararlı bir kamp geçti. 3 tane hazırlık maçı oynadılar. Artık pazar günkü, cumartesi ya da pazar Söğütlü Hilal deplasmanı var Gümüşhane'de. Evet. O maçı bekliyorlar. Yavaş yavaş Ünye Spor'u kapatıp Süper Lig'e doğru... Evet, Süper Lig'e yönelelim. Süper Lig'de 2 maç oynandı. Bizim şöyle program, biz bir puan durumunu ekrana getirelim. Program yapmadan. Evet, Trabzonspor 54 puanla birinci, Konyaspor 45 puanla ikinci, bir maç eksik. Alanyaspor 38, Adana Demir 37. Bu hafta da yeni Adana stadını getirirdik şu an evet. Arkamıza. Bir de düşme potasını alabilir miyiz? Evet. Evet yani burada yeni şimdi... Malatya 16, Altay 18. Evet. Şöyle değerlendirelim şimdi. Yeni Malatya'nın zaten üst üste seri galibiyetler alması lazım. Bence Yeni Malatya'nın işi zor. Transfer de yapıyorlar ama zor artık. Yani Altay bu hafta Konyaspor'a da mağlup oldu. Yani çok. İnşallah burada Giresun düşmez. Çünkü Trabzon maçında büyük efor sarf ettiler. Burada Halil Hocam Rize'de transferler yaptı. Giresun'da sanırım kalecisini Galatasaray geri istiyor herhalde. Öyle yani. Bir şey yaptı. Okan Koçuk. Yani Galatasaray'ın da işi çok kolay değil. Şimdi evet, bu şimdi... hafta... Alanya deplasmana gidecekler yani. Ligin en zor deplasmanlarından evet. Bir tanesi. Evet. Kadıköy'e onlar gidecekler. Onlar birbirine çok yakın. Evet. Galatasaray'ın işi gerçekten çok zor. Halil Hocam, PTT 1. Lig'e düşer mi Galatasaray? Ya, ekrandan alabilir miyiz ya? Şimdi şöyle. Şu puan durumuna göre zaten kaç? Ben Galatasaray'ın PTT 1. Lig'e düşeceğini pek ihtimal vermiyorum. Düşmez ya. Düşer mi? Koskoca büyük takım. Ama büyük takımda koskoca büyük takım düşmez. O noktaya geldikten sonra bundan sonra daha ipe daha iyi ellerini sarılacaklarına, işi ciddiye alacaklarına inanıyorum bu saatten sonra. Yani şu an onlar da şoktadır yani Galatasaray camiası olarak. Puanlar da birbirine yakın zaten. Ondan sonra yani Galatasaray düşmez. Büyük takıma bir şey olmaz ya. Ya şöyle diyeyim. Mesela dün akşam aslında çok istekli oynadılar. Evet, taraftarlar da bir arkalarını aldılar. İyi futbol oynadı dün akşam. Evet, akşam iyi oynadılar ama
Rakibi Trabzonspor'du ve Yıldızlar vardı. Yine Yıldızlar işi bitirdi. Galatasaray evet. Normal bir takıma karşı oynasaydı dün akşam 1-0 maçı alırdı. Evet. Ama. Ya şimdi yani az önce de söylediğim gibi Alanya deplasmanı oynayacak. Yani Kadıköy'e gidecek. Zor maçları olacak Galatasaray'ın. Ama ben yani büyük takım refleksi ki 3-4 tane de ben adam alacaklarını düşünüyorum. Evet. Buradan kurtulacaklarını düşünüyorum ben Galatasaray'ın kalan maçlarda. Ama yani 1-2 tane sıkıntılı skor gelirse ki zaten taraftarla yönetimin arası iyice açılmış durumda. İşte temizciler, evet. Burak Elmasçılar, Torrent'i isteyenler var, istemeyenler var. Yani Fernandes'i almışlar. Bir sıkıntı olabilir. Biz şöyle yapalım. Dün akşamki derbiden başlayalım. Evet. Evet. Kadir Bey'in yorumunu alalım derbi hakkında. Galatasaray Trabzonspor maçıyla alakalı. Evet. Senin düşüncelerini alalım. Daha sonra biz de yorumlarımızı. Galatasaray Trabzonspor maçı. Dün akşam ilk devre Trabzonspor'un hocanın yanlış kadro tercihleriyle çok zorlandı. Yani Berat'ın topu oyuna sokamaması, o toplara müdahale edememesi. Ondan sonra gerçekten nihayetinde de golü yedi zaten. 1-0 ilk yarı mağlup duruma düştü. Doğal sonucu olarak ikinci yarı hoca hemen müdahale etti tabii. Süöpüs'ü aldı orta sahada. Süöpüs'ü aldı. Defansta da işte Densfield tabii sarı kart riske girince Ahmetcan... Mecbur yerli sokmak zorunda. Evet, zorunlu oluyor tabii. Ahmetcan Kaplan'ı da sokunca çocuk da meyve verdi. Başarılı oldu Ahmetcan Kaplan'da. Ondan sonra işte Trabzonspor değişik bir ikinci yarı seyrettik. İlk yarı sanki sıradan bir takım gibi oynadı Trabzonspor. İkinci yarı daha değişik, şampiyonluğu gerçekten oynayan bir Trabzonspor seyrettik. Maç ortada geçti, direndi Galatasaray. Defansta işte hemen bir hatayı Bakıstas affetmedi hani doğal sonucu olarak. Yine Talha hatasını yine Vişça işte neden işe alındığının sonucunu... Kanatını dün akşam seyrettik yani. Gerekirse belki biz de eleştirdik. Vişçe'yi niye hemen oynayamıyor falan. Tabii sabırsızlık var ya bizde. Evet. Ondan sonra niye hemen oynayamıyor falan diye diğer doğal sonucu olarak dün akşam cevabını verdi. Zevkli bir derbi oldu. Evet, yani çok 90 artı daha yani zevkli bir derbi oldu. Yani Galatasaray'da başarılar dileriz yani. Kalan maçlarda. Yani. Şimdi şu yorumları okuyalım. Ben de kendi yorumumu yapayım. Abdullah Erkin, ben de Ünyespor forması istiyorum. Halil Hocam iyi yayınlar Kadir abi ve Murat abiye demiş. Soru soracağız oradan. Ergin Sayan, selamlar Kadir Bey'e, başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Bünyamin Can, bir gün bu ünye senden özür dileyecek. Picasso Murat abi yazmış. Halk Murat yazmış. Kadir Can Özer adresini vermiş, numarasını vermiş. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Zaten sosyal medyada da beni takip edenler benim Ahmetcan'ı ne kadar beğendiğimi biliyorlardı. Evet, hatta evet. Maçtan önce de... Doğru, senin paylaşımların vardı Ahmetcan'la evet, ilgili başarılı olacak. Hatta şöyle de bir anket yapmıştım. Instagram'da ben hikaye paylaşmıştım maçtan iki akşam önce. Uğurcan'la bankoydu Dorukhan. Evet. Üçüncü yerli kim olmalı diye bir anket yapmıştım. Hatta Mehmet Ali Başkan Ahmetcan'ı işaretlemişti. Ben de Ahmetcan olmalı demiştim. Mehmet Ali Başkan'ın da Ahmetcan'ı işaretlediğini biliyorum. Ben Ahmetcan'a çok güveniyordum ki zaten altyapılarda U19 milli takımında da oynuyor. Hatta evet. Yanında Taha ile oynuyordu Bursa'daki. Trabzonspor Taha'yı da alıyor yanına. Evet. U19 milli takımının stoperi değil mi? Evet, evet. Tabii ki. Ahmetcan'la Taha. Evet. Ahmetcan fizik olarak da gerçekten üstün bir fiziğe sahip. Evet, fiziğini konuşuruz. Sen de evet söylüyordun zaten eskiden beri geliyor diye 2 sene önceden. Size şöyle söyleyeyim. Maçtan önce ben Dorukhan Berat'ın bize sıkıntı yaratacağını düşünüyordum. Niye düşünüyordum? Çünkü Berat'ta inanılmaz bir düşüş var. Evet. Yani Berat, bizim Türk futbolcularına şöyle bir şey var. Ben Trabzonspor'a transfer oldum. Tamam. Saçımı sarıya boyatayım. 2 tane küpe takayım. Böyle futbol oynanmaz. 5 metrede top oynuyor Berat sezon başından beri. Ve de Trabzonspor Dorukhan'la Berat'la ön libero başladığı maçlar. İlk yarı 45 dakikada Altay Trabzon maçında Berat Dorukhan oynamış. Trabzonspor içeri 1-0 mağlup giriyor. İkinci yarı oyuna Berat Hoca alıyor. Değişiklik yapıyor. Trabzonspor 2-1 kazanıyor. Yine Giresun Trabzonspor maçı. İlk 70 dakika ikisi beraber oynuyor. Evet. Hamsik yokken hoca yine Berat Dorukhan oynatıyor. 70 dakika boyunca Trabzonspor belki de Giresunspor rahatsız edemedi. Oyundan alıyor Berat'ı. Trabzonspor Giresun maçı 1-1 buluyor.
hatta gol de kaçırıyor, penaltı da kaçırıyor. Evet. Dün akşam yine ben o orta sahayı gördüğüm zaman eyvah dedim, zaten maçı da beraber izledik. Yani, evet. Dedim ki yani hemen acilen Hamsik'in oyuna girmesi lazım dedim. Hamsik'te şöyle bir problem var. Hamsik Sivas maçının ağrıyla oynuyor. Giresun maçında ısrarla oynamak istiyor. Hoca oynatmıyor, kadroyu hiç almıyor. Bu sefer diyor ki hocam illa ben duracağım, yani bu sefer kulübede olayım hocam diyor. Zaten çok istekli diyorsun, evet. Yani çok inanmış. Evet. Yani zaten... evet, dünya yıldızı. Aynen. Gol. Yine ilk yarı maç devam ediyor ya, o an size söyledim hatta. Kenarda ısınanlara baktım, Hamsik o an gitti ısınmaya. Muratcan, Hamsik, Yunus Mallı, Siopis ısınıyordu. Evet. Ona çok dikkat ettim. Muhtemelen yine ısınırken ağrıları devam ağrısı ettiği için oyuna Hamsik yerine Siopis atıldı. Bir tane de yerli atmak zorundaydı. Onu da Ahmet Can'dan yana kullandı hoca. Evet. Açıkçası yani ikinci de Ahmet Can da gol pozisyonuna girdi, atamadı. Cornelius, evet, atamadı. Ahmet Bruno Can. Perez atamadı. Evet. Net yine pozisyonlar yakaladı. Bakasetas'ın bir tane şutu vardı ama bir şekilde Trabzonspor çok zor bir maçtan kalecisinin yine inanılmaz bir performansıyla, evet, ki buraya bir evet soru gelmiş Erdal hocam, Erdal Şentepe. Uğurcan Çakır nasıldı, yorumlar mısınız? Bence mükemmel ötesi bir maç çıkarttı yazmış. İnanılmaz bir maç çıkarttı Uğurcan. İlk yarıdaki o kontrpiyede kaldığı yani, pozisyonu nasıl çıkarttı? Ben ona hayret ettim. Ben gol diye şey yaptım. Hugo'nun mesela. Evet. Hugo'nun üçü ters vuruşu. Üçü de birbirinden yani. Şu an üç kritik gol pozisyonunu kurtardı ve puanı almış oldu. Yani normal aslında kurtarış değil üçü de. Evet. Evet. Siz de öyle sanırım. Şimdi yorumlardan bizim Gökhan Aslan var. İnşaat malzemesi. GS1 diyor, Uğurcan Çakır 2 yazmış buraya. Yok, bakasit asattım. Gökhan bizi yine güldürdün ya programda. Evet, şimdi şu yorumları okuyalım. Metin Tantürk iyi yayınlar, selamlar demiş. Gökhan selamlar Arslan, Kadir selamlar abi, maçı siz almadınız, biz ellerimizle verdik. Gökhan Arslan, şampiyon olacak takım ilk yarı öyle oynamaz. Kadir abicim yazmış. Biz ilk yarı öyle oynuyoruz maalesef. Oktay Fidan iyi yayınlar demiş. Ya şöyle tamam, dediğim gibi ya, şampiyon olurken böyle kötü maçlar oynayacaksınız. Olur, önemli olur. Olur tabii ya. Yani ya sonuç 3 puan olarak haneye yazıldı ya. O önemli olan puan artık. İyi oynamışsın, kötü olmuşsun. Bundan sonra onu kimse artık iyileştirmez. Çünkü ligin ikinci arası geldi değil mi hocam? Bu kötü, evet, maçlar da olacak. Belki Trabzonspor'un yenileceği maçlar da olacak. Tabii ki. Yani lider götürdüğü ya, sakatlıklar için var çok. Yani kış şartları. Bir de bu takıma katılacak olanlar var. Caneni, Kovasi. Her takım zorlanıyor ya işte. Bak Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Bu şartlarda herkes zorlanıyor. Ya Barcelona yani zorlanıyor. La Liga'da yani, şu an neler, evet, çekiyor Barcelona. Yani. Şu an mesela Trabzonspor, şunu da gördüm hocam. Ben Trabzonspor hem bir kaliteli yabancılar alırken bir de Türk gençlere önem veriyor. Güzel topçular da alıyor. Onu da bir değerlendirir misiniz siz? Yani yakinen takip ettiniz mi gençleri? Şimdi Bursa Spor transferleri değil mi? Evet. Halil hocam sen bizi aydınlat. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece Trabzonspor'u konuşmayacağız bu arada. Diğer maçları da, evet, değerlendireceğiz. Zamanımız var. Şöyle. Enis Destan'ı Trabzonspor nasıl aldı ben şaşırdım. Çünkü Enis'i Bayern Münih scoutları geldi. Burada defalarca izledi. Milli takımda, evet, izlediler. Ve istiyorlardı. Hatta raporun birinde şu vardı scoutların. Bayern Münih'in yeni Lewandowski'si olabilir diye. Bir parantez içinde. Bunu scoutlar demeç vermişti. Bir şekilde Trabzonspor Altın Ordu'yla yani belki Salih'le Atakan'ı onların elinden almıştık ama Erce'yi parayla aldık. Evet. Daha sonra kaleci Muhammed Tepe 2002 doğumlu milli, evet, takımın kalecisi. Trabzonspor onu da Altın Ordu'dan aldı. Bir şekilde Enis Destan'ı da aldı. Evet. Ve de iyi ya da kötü Bursaspor'un paraya ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı varken bir de az önce dedim Ahmet Can'ın yanında milli takımda Taha oynuyordu mesela. Evet. Taha çok güzel yani. Evet. Genç milli takım, milli takımının iskeletinin, tabii, Trabzonspor kadrosunda bulundurması büyük başarı. Mesela yani Batuhan'ı aldı Bursa Spor'dan. Batuhan Kör. Sabah Kör saat 9'da havalimanında olacak Batuhan. Bu sabah. Evet. Batuhan, Taha, bir de soyadı Şenol. Maçları oynadılar mı onlar bugün? Maç yani. Onların bir erteleme maçı vardı da. Erteleme maçını oynadıktan sonra geleceklermiş sanırım. Sanırım o maç ileri oynanmadıysa oynandığım bakalım onlar maçı oynamadan da gelebilirler. Evet yani. Eyüp Bursa maçı, evet, ertelenmiş yine. Siz nasıl buluyorsunuz genç transferleri Kadir Bey? Genç transferleri ben zaten Batuhan Kür'ü geçen sene Türkiye Kupası'nda 4 tane gol attı. Evet. 5-4 kazandıkları bir duello şeklinde geçen Bursa Spor hangi takımla oynamıştı hatırlamıyorum ama tur atlamıştı. 4 golü. Göztepe olması lazım.
Öyle mi? Gösterin. 4 golü Batuhan Kör atmıştı. Ben şaşırdım bu dedim. Nasıl ne süper bir genç. Bu onu dedim kesinlikle. Hani ben kendim Trabzonspor taraftarı olarak 61'de görünce dedim kesinlikle dedim alınması lazım dedim ya çok başarılı bir genç. Orada dikkatimi çekmişti zaten. Talha'yı işte tabii birkaç tane genci var denmişti zaten o evet, zaman Bursa'nın. Onlar diğerleri aklımda kalmadı. Halil hocam bizi aydınlattı şimdi diğerleriyle ilgili. Bilmiyordu. U19 takımın işte stoperiymiş evet. Diğer arkadaşlar. Hayırlısı bakalım yani. Bu arada Sivas Fener maçına geçelim. Evet, evet geçeceğiz. Bir de ben şunu diyorum abi. Mesela bir futbolcunun miladı dolduysa artık alttan gelene güvenilsin. Mesela Hüseyin Türkmen Trabzonspor'da miladını doldurmuştur. Yunus evet. Mallı Trabzonspor'da miladını doldurmuştur. Ben hoca olsam Yunus Mallı'yı değil de 2002 doğumlu Salih Kavraz'dı. İnanılmaz bir duran top kullanıyor. Evet. Yani Ronaldo nasıl frikik atıyor ayaküstü, ölü yaprak vuruşu derler ona. Evet. Aynı öyle kullanıyor. Mesela Giresun'un maçında son 10 dakika atsan frikik kazandın, duran top kazandın. Evet. Belki de oyunun seyrini değiştirecekti. Yine Ahmetcan'ı zaten örnek verdik. Ben böyle şeyleri, hani hatayı yapsın da 2004 doğumlu çocuk yapsın, 2003 doğumlu çocuk yapsın. Bunu taraftar tolere eder. Ama Hüseyin Türkmen'i adam niye tolere etsin? Beşiktaş'ta bir çocuk var değil mi? Emirhan, yeni, evet, Emirhan 2004 diye, doğumlu. 2004 evet. doğumlu. Şimdi parlıyor çocuk, işte. Gol de atıyor. Evet. Parlıyor yani yavaş yavaş çocuk. Türk futboluna kazanılacak tabii bir ki. Değer yani bunlar. Alttan gençler ne kadar gelirse Türk futbolu da o kadar gelişir. Yani Beşiktaş'ta demişken Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de evet. de vardı herhalde. Evet, bir Arda Güler çocuk. Var, yani, Muhammed Gümüşkaya var. Muhammed. Var. Mesela kaleci Berke var. Yani şu anda o kadar aslında ben fena görmüyorum. Berke'yi mesela Sivas maçında ya, güzel kurtarışlar yaptı. Şimdi şöyle. Yani gol de yemiş oldu golde yani bir şey ya. Yapabilir miydi? Artık abi. Şimdi Galatasaray'la şeyde Fenerbahçe'de şu var. Yani Beşiktaş'ta biraz da taraftarın gazı alınmış. Niye? Takım geçen sene şampiyon olmuş. 3 evet. kupayla bitirmiş. Ama Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ın problemi aynı. Ali Koç'u isteyen çok az bir grup var. Aziz Yıldırım'ı isteyen grup var. İşte Aykut Kocaman'ı hoca olarak isteyen var. Löw'ü isteyen var. İsmail Kartal olsun diyen var. Pereira niye yollan diyenler var. Artık taraftarın sabrı öyle bir taştı ki. Birbirine girdi. Sivas bir gol attı frikikten. Yani Berke'nin hatası var. Taraftar o kadar yüklendi, o kadar küfür etti ki çocuğa. Aynen. Çocuk Instagram'ını kapattı. Evet. Hatası var ama iki tane de net pozisyon kurtardı. Evet kurtardı. %100 müthiş kurtardı. Evet, ayağıyla %100 çok goller kurtardı. Yani evet. yani biz nedense bu genç değerlerimize sabır gösteremiyoruz yani. Ya ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ya Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Sosa'yı oynatan hoca ben anlamıyorum ya. Aynı anda iki adamı ismi var diye oynatmak, mücadele yok. Adamlar maç bitsin, hemen bavulumu toplayayım da akşam bir şeyime, duşumu alayım, viskimi içeyim modunda adamlar ya. Yani bu nasıl başkanları görmüyor, nasıl hocalar görmüyor? Bu iki adam nasıl oynar ya? Bak, Trabzonspor'da Siopis var değil mi? Savaşçı. Evet. Sıkışınca Abdullah Avcı onu atıyor. Kardeşim. Nasıl bir hoca var? Böyle adamlar, böyle tarz oyuncular. Pelkas var ya Fenerbahçe. Hastayım ben ona. Vuruşta adam sezon başından beri yedek. Aslında o da süre alıyor bu sefer. İsmail Hoca'nın gelmesiyle şöyle, süreler şimdi, alıyor yani. Bu için daha önce yine burada örnek vermiştik. Bu iş nerede patlıyor biliyor musun abi? Geçen sene ligin ilk yarısı bitti diyelim. Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu kimdi deseler, anket yapsalar %85 Pelkas çıkardı. Evet. evet. Bu adam ne oynuyor? 10 numara oynuyor. Evet, kanatta evet. oynadığı maçlarda verimsiz olmuştu. Evet. 10 numara müthiş maçlar oynamıştı. Fenerbahçe gitti oraya. İrfan'la Mesut'u aldı. Aynen. Aynı evet. kanada. Aynı 10 numaraya. Ne yani. Gerek var? Orada oynuyor. Hatta orada Mert Hakan da orada oynuyor. Oynattı. Evet. Sosa aslında da orada kadroları oynuyor. İyi. Beşiktaş'ın da iyi, Fener'in de iyi ama böyle kadroyu tam oturtturamıyorlar. Bir de şu var, belli oluyor. Arkadaşlık yok. Kimsenin kimseyle bağlantısı yok yani. Yani arkadaş samimiyet yok. Herkes yok. Böyle memur zihniyetinde. Akşam 5 işim bitsin, maç bitsin, eve gideyim derdindeki takımda. Onu oluşturmadıkları müddetçe başarı olmaları zor yani. Ya şimdi okuruz abi şeylere. Yok. Şimdi Kadir abi doğru diyorsun. Dediğin gibi samimiyette niye olmuyor? Bir biraz bölünme var, çatışma var. Evet. Yani Ali Koç devam etsin diyenler, işte Aziz Yıldırım ayrı telden çalıyor. Şey diyebilir miyiz ya, Aziz Yıldırım, Ali Koç çekişmesinden Fenerbahçe kulübüne büyük bir zarar geliyor. Evet. Yani erittiler kulübü evet. yani. Burak Elmas, Fatih Terim
çekişmesi olacak. Çekişmesi Galatasaray'a olacak. Ne hale getirdi ya? Evet, şimdi olacak. Size şunu söyleyeyim. Bu da devam edecek yani. Ben Galatasaraylı olsaydım, sen sezon başı çıkaldı abi alın dedin, aldılar bonserviste. Morutsan iyi bir bonserviste aldırdın. Stoper. Stoper Nelson ki hiç beğenmiyorum. Hani uydurma haberler Manchester United'ın falan istedi. Hiç beğenmiyorum. Nelson'u aldırdın. Sen yine Aytaç Karay'ı aldıran sensin. Barış Alper var. Barış Alper'e 2,5 bak, milyon euroya aldılar. Barış'ı hatta Trabzonspor'un elinden aldılar. Trabzonspor alacaktı. Trabzonspor'un elinden aldılar. Sen aldın, bu kadar para harcattın. Başarısız olunca hala Galatasaray taraftarı Fatih Terim diye bağırıyor dün maçın. Evet ya. Son dakikasında. Ben gerçekten sözünü kestim hocam da. Ben de çok üzüldüm ya. Yani Burak Elmas aslında kötü bir adam değil. İyi bir niyetle gelmiş adam. Ya kendi hocasıyla belki Fatih Terim'i başkanlık için kullanmış olabilir ama Fatih Hoca sen de ne yaptın yani? Ya kullanma yok. Kimi istersen aldılar abi. He, ne yaptın ben yani? Ben kulüp başkanıyım. Sana ne istersen almışım. En çok bonservise para harcayan takım sezon başı Galatasaray, bakıyorsun. Son 10 maçta 15 maçta bir defa kazanmış. Emre Akbaba'yı Alanya'ya gönderdin. İşte Yunus Akgün abi. Emre Akbaba gibi adam gönderilir mi ya? Yunus Akgün. Yunus Akgün. Giresun galecisi. Okan. Okan. Gönderilir mi? Yani sen bu adamların yerinde bir adamın yok şu anda. Mesela Muslera gitti. O zaman bu takımın %50'si Muslera'ymış. Ya böyle bir... Alanya'da değil mi Emre Akbaba şu evet, anda? Emre Akbaba. Oynuyor ya. Oynuyor. Adam oynuyor. Her hafta gol atıyor. Her hafta gol. Şu yorumları bir okuyalım. Sivas Fenerbahçe maçıyla ilgili de ben geleceğim. Bir iki bir şey söyleyeceğim, maçı izledim. Ferhat Güneş, iyi futbolcularla oynanır. İnşallah Trabzonspor'umuz şampiyon olacak. Benim anlamadığım konu, biz kazanıyoruz. Bizi hiç spor haberleri konuşmak istemiyor. Bu farkı İstanbul takımları atsaydı susmazlardı. Şampiyon Trabzonspor yazmış. Evet. İmdat Musa Yıldırır. İyi yayınlar, seviliyorsunuz. Teknik direktör Abdullah Hoca etrafında... Trabzonspor Abdullah Hoca etrafında kenetlenirse hedefe ulaşır. Kenetlendi hocam zaten. Hoca neyi ne zaman nasıl yapacağını biliyor. Sabırlı ve keyifli bir süreç diliyorum. Şampiyonluk yakışır. Hayırlı geceler. Abdullah Akgöz iyi akşamlar demiş. Selman Yıldıran iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Kadir ve Murat abilerime, Halil hocama selamlarımı iletiyorum demiş. İyi akşamlar demiş. Selman. Yine Ahmet Yıldıran hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz abi. Adem Ocak iyi akşamlar, iyi programlar. Turgay Arar, Ünyespor kaç transfer yaptı? Ünyespor'un şu an resmi sitesinde iki tane transfer gözüküyor ama üçüncü transferi de yaptı ve Mehmet Ali Başkanımız bu akşam evet canlı yayında bağlandığını söyledi. Gökhan Arslan, Burak Elmas istifa, Fatih Terim'i sattılar. Bu takım Avrupa'da lider, ligde sabredilmedi. Fatih Terim'i göndermek tamamen yanlıştır demiş. Ben Gökhan abiye katılmıyorum. Ben yani, de katılmıyorum. Trabzonspor'da Mustafa Reşit Akçay zamanında gruptan lider çıktı. Evet. UEFA Avrupa Ligi'nde ama ligde 12. 13.'üydü. Aynen. Ne oldu? Mustafa Hoca'yı yollamadık ne oldu? Bir şey atladık tur. Juventus'la eşleşmiştik hatta. Eledi gitti bizi. Evet. Kaldığımız yerden devam. Murtaza Ocak yayınlar dilemiş. Murtaza iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bak Adem Ocak çok güzel bir yorum yapmış. Bir teknik direktör takımın önüne geçebilir mi yazmış. Geçer yani, mi? Yani. Teknik direktörler tarafta... kurmuyor. Yani yönetimler dünyada, paraları harcıyor. Ya dünyada 10 milyar nüfus mu var? Bir Fatih Terim mi var Galatasaray'da? Sen de, ben sana katılıyorum Gökhan. Gökhan Aslan diyor, sen de mi katılmıyorsun aynen bana? Murtaza Acok iyi yayınlar. Kadir Bey ve Murat Bey'e selamlar. Turgay aynen Arar, başkan bağlandı mı yayın? Evet bağlandı. Bağlandı. İzleyebilirsiniz daha sonradan YouTube kanalımızdan Moda TV. Ya burada Facebook'tan da 90 artı izleyebilirler. Şimdi Sivas Fenerbahçe maçıyla alakalı. Sivas Spor çok eksikti. Evet. En iyi futbolcu da Afrika Kupası'nda sakatları da vardı. Yerli işte Hakan Arslan yoktu. Evet. Trabzonspor maçında enteresan şutlar çeken bir çocuk vardı Sivas'ta. Kerem. 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 Ben çok beğendim. O da genç. O da evet o da genç. O da yoktu. Kart cezalısıydı. Zaten çok dar bir kadrosu vardı. Bir de maçın başında Erdoğan Yeşilyurt da sakatlandı. Sakatlandı. Evet oyuna Kayo da girdi. Erdoğan Fenerbahçe da iyi adam ya. İlk yarıyı belki 3-0 önde bitirebilirdi. O, evet. Atamadılar. İyiydi. Kaçırdılar ama ikinci yarı... Bir kondisyon mu yok? Düşüyor oyundan böyle mi? İkinci yarı da iki tane direği var şeyin Sivasspor. Sivasspor dünyaları kaçırdı iki maç. İkinci yarı tek kale ya. Evet. Yani ikinci yarı hiç Fenerbahçe gidemedi ileri. Birinci yarı tamam güzeldi ama ikinci yarı maalesef hiç ileri gidemedi. Bunun ya artık 60 dakikaya mı yayacaklar? 70 dakikaya mı? Bunun alakası yok.
Futbolcular mı ya istemiyor acaba? Ne istiyor? Burada bitirmişler. İstemiyor demek bitirmişler. Adam böyle ekstra yok, oynamayı abi, hani. Kötü bir kadrosu yok ki Fenerbahçe. Bir çıt daha üstüne oynamayı istemiyor demek yani. Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok yani. Yok canım. Bence bu kadroyla kötü bir kadrosu yok. Acaba güzel. Futbolcular Ali Koç'u mu istemiyor? Ben öyle bir şey ya ihtimal vermek sen istemiyorum. Sen şimdi bak ben bir iş adamı, iş insanı olarak sen çalışanı motive etmezsen, sen ortamını iyi sağlamazsan, hadi yapalım, sen onu ateşlemezsen adam standart yapar tamam mı işini? Normal yapar. Sen onu yönetim hoca olarak sen şey yapmazsa, yönlendirmezsen o kadar olur yani. Ama yönetim olarak şimdi başkan artık soyunma odasına kadar da giremez yani bütün taktik taktiği. Ya Aziz Yıldırım hoca, biliyordu hoca, işte. Ya teknik menajeri var işte bilmem var. Ya, ama onları da yaptı Fenerbahçe. Ya bu dönemde. Fenerbahçe menajerine şu yola koydu bilmem nerede. Ali Koç aslında efendi bir başkan. Ben de seviyorum kendisini. Gerçekten. Kardeşim Anadolu takımları da çok iyi ya. Çok iyi evet. Adamlar mermi gibi. Bu VAR sisteminden sonra biraz daha düştü Anadolu he. Hatalar, evet. Anadolu ya, takımlarına karşı hatalar. VAR olmasa Malatya'nın penaltısı güme gidiyor mesela. Evet, evet o da hakem doğru. Vermiyor. Murat Bey ya, doğru dün, bir konuya değindi. Dün akşam da Trabzon Galatasaray'ın penaltısı güme gidiyordu. Mesela hakem korner evet. Vermişti, VAR'dan yani çağırdılar. Doğru penaltı, Galatasaray'ın evet, kazandığı evet, penaltı. Doğru, evet. Doğru. Yani hakkaniyetli olsun her iki evet. Tarafa da ya. Yani herkese. Kimse haksız bir şey istemiyor. Yani herkesi haklı. Adamın hakkı varsa adamın penaltısını alsın. Tabii canım çizgiyi yani. Geçtiyse geçsin. Herkese eşit davranılsın. Yani aynen. Federasyon hakemler kafalarına göre yön çizmesinler. Senaryoyu yazmasınlar. Aynen. Zaten yani. İçeride federasyon içerisinde bazı hakemleri de artık yavaş yavaş eliyorlar herhalde. Öyle bir duyum geldi. Yani bazı ya şöyle şimdi mesela Erman Toroğlu hep diyor açıklıyor işte hakem camiasında adamın babası hakem, oğlunu da bir şekilde torpille oraya getiriyor, işte hakem yapıyor. İşte bizim Türkiye'de liyakat sistemi yok evet, işte. Türkiye'de ha. O hep var sadece futbolda sesinizi, değil başka. Sözünüzü kestim. Bu sadece futbolda değil Halil Hocam. Bugün adam mesela babası belediyede çalışmış, oğlunu da belediyeye sokuyor bilmem ne yani. Bu tür şeyler de Türkiye'de oluyor maalesef. Ha, oğlu başarılı oluyor mu? Olamıyor. Olamıyor ya şimdi. Torpille bir yere kadar da yani evet. Hak eden kişiler gelmiyor. Gelmediği için de böyle sıkıntılar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani adam ondan sonra ömür boyu bedel ödüyor. Torpille geldiği için ömür boyu kulağına ne geldiyse onu çalıyor. Aynen öyle. Öyle davranıyor. Allah'tan VAR sistemi geldi. Hani VAR sistemi geldi. İlk sene bizim Türkiye yine bildiğini oynuyordu. Aynen aynen. Daha adam VAR'ı marı anlamıyor. Aynen. Adam ayağına basıyor. Bizim Trabzon Galatasaray maçı vardı. Ekuban'ın adam ayağına basıyor. Adam gidiyor ekrana bakıyor. Sanki eski bizim Atilla abi vardı. Atari'da sanki oyun oynuyor bakıyor. Adam bakıyor. Lan belli daha ayağına bastı. Göremiyor demek. Yani. Daha bak abi o maçdan sonra Ümit Öztürk maçın hakemi Fatih Terim'le selfie yaptı biliyor musun? Evet. Kim? Koridorda. Galatasaray işte. Ümit Öztürk. Yapar. Böyle bir şey yurt dışında olsaydı var ya o akşam lisansını yırtarlardı hakemi. Tabii. Ya işte Murat Bey'in dediği gibi VAR sistemi doğru kullanıldığı şu zaman. Şu anda biraz doğru kullanılmaya başladı. Başlandığı zaman dengeler değişti. Takke düştü, kel göründü. Evet. Ondan sonra her şey belli olmaya başladı. Şu anda bakar mısınız dörde ligde? Anadolu takımları, İstanbul yani, takımları nerede? Bir de Anadolu takımları yani doğru yönetiliyor. Madem bu Balotelli'nin Türkiye'ye gelme durumu var. Fenerbahçe sen golcü arıyorsun. Yani senin Berişay'la onunla bununla ne işin var? Getir bugün Balotelli'yi. Bugün de Pesic'i herhalde sanırım. Gündemine mi Karagümrük'ün forveti Pesic'le herhalde büyük oranda anlaşmışlar gibi Fenerbahçe. İşte bak problem ne biliyor musun? Sen Pesic'i Karagümrük'e almayacaksın. Sen Pesic'i Karagümrük'ten önce getireceksin Fenerbahçe'ye. Transfer başarısı budur. Ben mesela ama öyle demeyelim Halil Hocam. Şimdi Bakasetas mesela Alanya'da evet. Güzel işler yaptı. Tamam. Siyopis, Alanya tamam. Doğru. Trabzon, ama doğru hamleler yaptı ama. Siz bunları işte siz bu mesela Trabzon Kolman'ı getirdiği zaman kim tanıyordu? Evet. Siz böyle transferler yaparsanız işte 1,5-2 milyar borcunuz olmaz. Evet çalışacaksın ya. İşleyen bakçı. Kopya çekmeyeceksin. Aynen. Şimdi Fenerbahçe'ye sen niye alayım kardeşim bizim Trabzon'da oynayan Sosa'yı? Adam Nova, Sosa. Adam bizde 1,5 milyon euroya oynuyor. Sen 3 milyon euro veriyorsun. Niye adam
Demek ki inanmamış, paraya oynuyor. Adam tabii para sevdi. Novak da öyle. Adam son dönemlere gelmiş zaten. Yani adam paraya gelmiş, gider yani. Geldi Fenerbahçe'de oynamıyor. Ne oldu? Fenerbahçe'nin parası ziyan oldu. Novak da oynamıyor. Sosa da oynamıyor. Mesut da oynamıyor. Novak sakatlık geçirdi. Mesut da oynamıyor. Vakit dolduruyor da. Aynen öyle. Yani niye kopya çekiyorsun kardeşim? Sen de bul. Yani başka adam mı yok ya? Yani başka ya adam mı yok? Yani yanlış ama bu Trabzonspor. İrfan Can'ı alma. İrfan Can kopya çekme. Bunu bunu alma. Dediğin gibi güzel bir squad ekibi kur. Ya sen bir, ya Halil diyorum sana, ya diyorum bu Hatay Spor diyorum yaz, geçen sene hatırlıyor musun? Evet. Nasıl başarıyor diyorum ya bu adamlar, ya ikincilik yöneticileri bunlar. Evet. Bu adamlar bu Benzayı falan nasıl buluyorlar, bu zincirleri nereden getiriyor? UEFA. Yani bunu diyorum büyük kulüpler başaramıyor mu? Hani daha imkanları geniş, işte, yani atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe, işte, başaramıyor. Adamlara helal olsun ya, bulup götürüyorlar aynen, yani. Adana da, Demir de öyle. Aynen öyle. Orada da demek ki yönetimler çalışmıyor demek ki. Hep ya, kopyacı demek ki. Ya çalışmıyor var. Bir de şu var abi. Bizim Türkiye'de ahbap çavuş ilişkisi var. Evet. Evet. Ahbap. Mesela o Fenerbahçe'nin şu maçlara çıkan hocası vardı ya, 2 senedir hocasız takımken maçlara çıkan hoca. Onu konuşmuştuk hatta ya. Zeki Murat Göle. Evet, Zeki Murat Göle. Ya Zeki Murat Göle. Fenerbahçe tarihinde 9 kişi kalmış rakibi 2 defa yenemedi. İkisinde de sen vardın ya. Evet, tarihe geçti zaten Zeki Hoca da bu ara. Ya şimdi Zeki Murat Göle nasıl Fenerbahçe'de o futbol bilgisiyle ne yer alıyor? Ben çok anlamıyorum. Hani senelerden beri adam yine gitti bak Altay'la altyapıda veya A takımda. He. Nasıl duruyor abi? Fenerbahçe'den altyapısından veya çıkmış bir oyuncu var mı şu anda mesela Türkiye'de? Adam demek, adam kadrolu demek ki, memur demek. Yani. Aynı şekilde şu vardı abi. Ben çok eleştirdiğim bir şey vardı. Trabzon'da Ünal Karaman Hoca, iyi hatırlayın. Kondisyoneli var Ünal Hoca'nın. Evet. Kulübün kondisyoneli. Sonra peşine Ünal Hoca gidiyor, Hüseyin Cimşir devam ediyor, kondisyoner duruyor bak. Aha. Aynı. Sen o işleri iyi takip ediyorsun. Göndermiyor. Evet. Sonra Edin Ayton, bu kondisyoneli yine var. Abdullah evet. Avcı'nın ilk şartı ne oluyor biliyor musun? Evet. Ben kendi kondisyonelimi kendim getiririm dedi. Gitti İspanya'dan kondisyonelini getirdi. Değil mi? Şu an Trabzonspor ligde en çok koşan takım, istatistiklerle bu veriden aldım. Veriden aldım. Doğru. Futbol yani ahbap çavuş ilişkisini kaldırır. Ali hocam, Trabzonspor şunu yaptı Ünal Karaman zamanında. Mesela Burak'la Onur'u kadro dışı bırakarak tamam. Dik bir duruş geleceğinin sergiledi. Düzenini Ahmet Ağoğlu yönetimi evet. Bunu başardı. Ahmet Ağoğlu. Mesela Burak bırakılır mı? Onur bırakılır mı? Bırakıldı işte. Yani demek ki takımın içinde bir şeylikler tabii, varmış. Tabii ya, o işte futbolcu kulübün önüne geçmemeli yani. Evet, hoca da geçmemeli. Hoca şu da yorumları okuyalım. Şimdi Muzaffer Azatlı denen arkadaşım, başka bir takım yok. Mesela Galatasaray'ı eleştirin de dinleyelim demiş. Biz 15 dakika burada Galatasaray'ı eleştirdik kardeşim. Evet. Sen yeni geldin herhalde yayına. Evet. Şimdi Fenerbahçe'yi konuştuk. Adem Ocak, Trabzonspor'un en büyük avantajı motivasyon olarak ve fizik olarak çok iyi durumda başladı. Ama son zamanlarda bir düşüş hissediliyor gibi. Şampiyonluğun harfi kalmış. Artık son noktayı Fenerbahçe maçında koyar. Bir Fenerbahçeli olarak böyle düşünüyorum. Hüseyin Şener, Trabzonspor'un cengaverleri, sizinle gurur duyuyorum yazmış. İyi akşamlar Hüseyin Bey. Ercan Karamanlı, iyi yayınlar. Abiler, Trabzonspor hangi maçta şampiyonluğunu ilan eder? Kadir abi seviliyorsun. Murat abi, Halil hocama selamlar. Hangi maçta ilan ederse... Teşekkür ederim kardeşim. Son maça kadar devam. Etsin de yani... Ben ligin bitmesini 5 hafta kala falan 4 hafta kala şampiyon olacağını daha belli düşünüyorum. Olmaz. Bu Adem Ocak arada olacağı belli olmaz. Adem Ocak arada bu kadar puan farkı olmazsa Varmar hak getire olurdu. Oktay Toprak, Eyyamcı, Konyaspor geliyor şampiyon demiş. Oktay. Antepli Oktay mıydı? Antepli Oktay. Sen evet. Lahmacun satmaya devam et. Futbolla uğraşma. Evet. Kadir abi şimdi... Beşiktaş maçını konuşmadık ama. Beşiktaş'ı konuşalım. Evet. Beşiktaş'a... Vallahi Beşiktaş'a biraz yazık oldu. Evet. Beşiktaş'ın bayağı üstün oynadı. Yani bir birlik sonuç değildi. O. İlk 20'de Önder Karaveli de bence aşı tuttu mu hocam? Ya aşı tuttu da Beşiktaş'a bakıyorum, yazanları hocaya kafayı takmışlar. Her hafta işte o Karagümrük maçını kazanırken de, bu hafta berabere kalırken de Twitter'da falan okuyorum, çok böyle hoca istemiyorlar mı? Eleştiri yapıyorlar. İşte bak. Ama Beşiktaş yani maçın ilk yarım saati 4-0 falan olabilirdi onların da, evet, Malatya maçı. Evet, Beşiktaş iyi oynuyor yine. Yani iyi oynuyor ama... Sonuç alamıyor. Oynuyor da son vuruşlarda hiç organizasyon işte. Yok yani. Son vuruşlarda kadrosu, kale önünde hiçbir organizasyon kadrosu yok. Kadrosu da güzel.
Evet. Yani ben Sergen niye gönderiliyor ben anlamıyorum. Sergen yani. Kendi bıraktı. Kendi mi bıraktı evet, Sergen Hoca? Zarar vermeyeyim artık yani. Yani Sergen şampiyonluğu aldı. Yani şampiyonluktan sonra bir düzen tutturamadı. Dikiş tutturamadı. Olsun tutmasın yani. Ya Sergen ama kendisi bıraktıysa artık. Kendisi diyecek... bıraktı. Sergen şimdi yarın ben yani 3 sene sonra yine tekrar Sergen'i çağırsın. Tabii Sergen, ki. Evet. Yani Sergen Hoca. Şampiyon yapmış bir hocayı. Yani hani bu öyle... kendi gözünde mesela yani kendi düşüncesi olabilir. Kredimi ben bitirmeyeyim Beşiktaş taraftarının gözünde. Yarın yine beni çağırdıklarında ben Beşiktaş'ın askeriyim. Ya evet. Şimdi Sergen bence Fatih Terim gibi Beşiktaş'ta böyle 3-4 defa daha gelir. Trabzon'daki Şenol Güneş gibi. Gelir gider. Sergen. Ama Beşiktaş Fenerbahçe gibi böyle oyundan düşmedi. Böyle büyük baskı yemedi. Yok. Evet. Baskı yapacak takım yoktu zaten Malatya. Ya ama şöyle de bir şey var. Mesela her an gol yiyebilecek hissi var Beşiktaş'ın. Mesela, maç 1-1 oldu. Tete 2'yi de atabilirdi, kaçırdı. Evet. Maç mesela Beşiktaş o ilk yarım saat müthiş top oynuyor. Maç dedim ya 4-0 olabilir evet. diye. Böyle bir savunma arkasına bir top atılıyor, karşı karşıya oluyor yine Malatyalı futbolcu. Şeyde Beşiktaş'ın defansındaki kimdi? Vida artık şeyi dolmuş. Miladı dolmuş yani Vida'nın. Kesinlikle. Hani servis zamanı gelmiş. Yani, Vida bitmiş yani. Şimdi, o yüzden yeni bir oluşuma girmesi lazım. Yani bazı futbolcular var. Tabii. Miladı dolmuş. Zaten çoğu kiralık sanıyor. Sayın Beşiktaş'ta Vida. İşte hatta Gezal'ın bile yavaş yavaş doluyor bence. Yani. Gezal ya. Geçen sene ne oynayan futbolcu bu sene? Aynen. Sahada yok ya. Galatasaray'da Feguli, Babel. Bunların miladı oldu. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen. Bence yeni alınmasına rağmen Yusuf Erdoğan, Yunus Mallı. Daha önce de bu futbolcularla abi. Feguli ben Cezayir milli takımından. Şey gitti zannettim ben Galatasaray'dan. Yok. Baktım ikinci yer oyuna girdi dedim. Afrika Kupası'ndaydı. Ben gitti zannettim. Mesela Trabzonspor'un futbolcusu Kovasi Turat'ta da gelmedi. Mısır'la oynayacaktı. Evet, bu arada Antalya'dan Cengiz Şen kardeşim bizi izliyor. Buradan Antalya'ya selamlar. Cengiz Şen kardeşimize de selamlar. Selamlar Cengiz'e. Evet. Murat Arslan yazmış. Dozar Kadir, Halk Murat ve kardeşim Hayır Korkmaz hayırlı yayınlar demiş. İyi yayınlar. Sağ ol Murat. Neredesin diye ben de seni bekliyordum zaten. Evet. Özlemiştin değil mi kendisi? Halil Önal, iyi yayınlar kardeşlerim. Trabzonspor galibiyeti sonrası daha da neşelisiniz. Hep böyle olun inşallah. Allah önce sağlık sonra huzur versin. Teşekkür hepimize. Ederiz Halil abi. Murat Arslan abi demişken veteranlarla alakalı da biraz konuşalım. Veteranlarla. Şimdi bu sene çok gidemedin. Futbolcu olarak. Sen de futbolcusun ben de. Veteranın hocamız. Lisanslı futbolcusuyuz ama bu sene hiç gidemedim. Ben işlerimden dolayı çok yoğunluktan çok gitmek istiyorum. Hatta şöyle hani evden gönderilmeyen, sokağa salınmayan çocuk gibi İmdat Hoca'yı seyrediyorum bizim buradan. Hani giyiniyor hemen maça gidiyor. Evet. Canım gitmek istiyor ama işlerim çok yoğun bu sene. Hani gidemedim. Antalya'ya saklıyorum kendimi. Murat Başkan'a da söyledim. Evet. Geçen sene Antalya'da ki turnuvaya katılmıştık ya. Şu an sen abi Edgar'le gibi sözleşmen donduruldu. Aynen öyle. Sözleşmeyi dondurduk biz. Ondan sonra işte bakalım ya Antalya'da güzel turnuva olursa. Biz bir maça gidebildik. Zevkli ama ya. Çok zevkli. Yani. Biz bir maça gidebildik bu sene. 4-1 yendik Fatsa'yı. Evet. Ünye'deki. Ünye'deki maçta 4-1. Yani. Aytaç Tamazoğlu'nu buradan bir daha tebrik ediyorum. Evet. 8 dakika oynadı. Siopis gibi. Asist yaptı. Şeyde oynadı mı Aytaç şeyde? Tabii. Şehir stadında oynadı. Şehir stadında. Asist yaptı. Bazı arkadaşlar oyuna girmesini istemedi. Korktular ama ben korkmadan Aytaç abiye güvendim. Oyuna attım. O da Siopis gibi beni yanıltmadı. Evet. Evet. Şimdi Mete yorumlar... kardeşimiz yazmış. Murat abim iyi yayınlar dilerim. Sohbetimiz bol olsun demiş. Sana da başarılar canım. Antalya'ya ben de gelim yazmış Murat Arslan. Murat Arslan. Sen havuza düşersin gelme. Sen ne? Sen havuza düşersin gelme. Resepsiyonda diyalog kuramıyorsun Murat. Evet. Hatta Murat. Şimdi Beşiktaş'ı da konuştuk. Pardon evet 5-1 hocam 4-1 değil demiş. Ben o an Aytaç abiyi motive ederken. Skoru biz unuttuk. Önemli olan galibiyetti biz. Şimdi galibiyeti de aldık sıkıntı yok. Evet. Çok gol atmışsın çok önemli değil. Önemli olan 3 puan. Evet. Ha 5-1 yemişsin ha 2-1. Bir şey diyordun abi. Beşiktaş'ı da konuştuk.
Evet, Beşiktaş'ı da konuştuk zaten. Şampiyonluk şansı nasıl olur? Şampiyonluk nasıl ilerler? Ya ben şöyle söyleyeyim. Süper Lig'in mi? Evet. Ben Trabzonspor'un çok büyük bir hata, hani en son şampiyonluğa gittiğimizde korona falan çıkmıştı ya. Kırmızı kar yağabilir mi? Çok zor bir şey olmadıktan sonra ben Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Halil'le o sene sahilde yüzüyoruz. Ya 40 yılda bir şampiyon olacağız. Bunda da korona çıkıyor. Evet. Atom bombası düşmezse yani. Konya'yı yendikten sonra Trabzon'da Konya maçını aldıktan sonra bu iş biter. Evet. Konya Spor konuşmadık ama Konya Spor'da mesela ben Trabzon Spor'u zorlayacak gibi düşünmüyorum. Yani şöyle, şimdi ben... mekanı cennet olsun. O da Ahmet kardeşimiz de kaza sonucu hayatını kaybetti. Konya Spor Camiası'nın evet. başı sağ olsun diyoruz biz de program olarak. Amin. Yani Konya, ben mesela bu hafta Altay maçını izledim Konya Spor'un. Yani hatta beraber izlemiştik. Evet, beraber izledik. Beraber izlemiştik. Yani Konya, Altay daha güzel oynadı. Daha Altay baskın oynadı. Tek, tabii Altay tek güzel oynadı. Yani. Bir defa geldi işte. Yani Konya, Altay'ın 10 kişi kalmadıkça penaltıyı 10 kişi kaldıktan sonra ya ama yine maçı şu da 1-0 bitirmiş. Bak Trabzonspor için bazen söylüyoruz, Konya için de aynı. Böyle maçları kazanmak önemli zaten. Böyle evet. maçları kazandığın an yarışın evet. içinde oluyorsun. Bakacağız işte yani ilerleyen haftalar neyi gösteriyor. İşte Trabzon'daki Trabzonspor, Konya Spor maçı büyük olasılıkla düğümü çözer gibi geliyor. Çünkü öncesinde Kasımpaşa, Trabzonspor iki hafta içeride oynuyor. Evet. Makyajı'da 41 bin kişiye karşı oynayacak. Yani zor değil artık orada. Bir de Trabzonspor'un bütün futbolcuları, sakatları dönüyor. Yani... O zamana kadar Kovasi de geliyor. Canini, Konya Spor'un. Yok, Trabzonspor. Canini geliyor. Ha Kovasi de. Yani ben mesela Canini'nin sakatlığına göre Trabzonspor ne yapmış biliyor musunuz? Siz, neydi o Ukraynalı forvet? Artim. Onunla Trabzonspor ön anlaşma yapmış ama Canini'nin sakatlığı ben uzarsa diye. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Ön anlaşma yapmışlar. Yani baktılar Canini'nin durumu iyi. Vazgeçiyorlar. Ya işte akıllı hamleler yani şu an. Ama şimdi bütün Süper Lig'de büyük takımların forvetleri yok. İşte yani. İşte tabii başarılı olursa işte şampiyonluğu da gösterse bizim başkan hoca ileri düşünüyor. Trabzonspor'u bir nebze Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'ne. Yani altyapısını oluşturuyorlar. Hem bir de şey var Halil Hocam. Artık hem futbolcu hem hoca yetiştirir gibi bir de geleceğin başkanını hazırlıyorlar. Tabii Ertuğrul Doğan var. Evet. Şeyde Ahmet Oğlan'ın da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yakışır yani. İnşallah. Onu oraya atamayla Yıldırım Demirören işte Türkçü, inşaatçı Nihat Özdemir. Evet. İşte atamayla geldiler. O yapıyı yani... yıkarsak Türk futbolu için konuşuyoruz biz. Hayırlı iyi niyetimiz için, için konuşuyoruz ama nerede tuhaf şeyler varsa oraya geliyor da gerçi. Aynen. Yani bugün Yıldırım Demirören yani Futbol Federasyonu Başkanı olması nedir ya? Adam kendi ya, babasının şirketlerini batırmış. Adam şimdi gitti bile Golf Federasyonu'na başkan oldu ya. Kim? Yıldırım Demirören. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir saçmalık, ayıp babası ya. Bunu kovmuş oğlum sana şu kadar bütçe git. Ne abi oyalan sen demiş. Yani bu kadar saçma bir... Yani tuhaf ya. Yani spordan anlamayan insanlar. Ondan sonra şeyde Nihat Özdemir. Şimdi pandemi zamanında adam anlatıyor. Adam gizli yine düşürmeyi kaldırmışlar. Evet. Film peşindelermiş evet. yani. Son pandemiden sonra 6 kaç maçta Halil? 7 maçta. 7 maçı. 6 mı 7 mi neydi? Adamlar düşürmeyi kaldırmışlar. Herkesin ondan sonra, haberi var. Herkesin haberi var. Aslında çıktı. He. Ondan ama sonra, Erman Toroba söylemişti hatırlıyor musun? He. Bir operasyon var ondan diye. Ondan sonra. Evet, evet. Halil Hocam şu yorumları da okuyalım. Yavaş yavaş da. Selamlar Hüseyin Erbaş. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Çayın başkenti Rize'den güzel bir yayın diliyorum. Teşekkür Karadeniz ederim. Fırtınası inşallah devam eder. Cengiz Şen çok güzel bir spor programı izliyoruz. Sayenizde tüm dostlara selamlar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Musa abi şimdi buraya Konya şampiyonu yazmışsın da iki defa üst üste. Sen Konyalı mısın ya? O kim? Allah Allah. Beşiktaşlı da. Zaten bu sene Beşiktaşlılar yani normaldir evet. yani. Murat Arslan Cengiz Şen abim Antalya'nın gururu yazmış. Yok yani bu azam da öyle bir abartıyorlar ki şampiyon Konya Cengiz tamam. Cengiz Şen Ünye'de yetişmiş. Alışkınız. Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de tekiz biz. Yok şampiyon Beşiktaş'ta senin takımın matematiksel olarak şeyi var, şansı var. Belki Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Beşiktaş ikinci olup ya. Aslında evet. Provokatör çıkar arada.
Yok, yarın Ganyan'da zaten yakalarım onu. evet. Hüseyin Erbaş futbolu neden profesyoneller yönetmiyor? Herkes kendi görevini yapsa yanlış mı demiş. Bizim az önce konuştuğumuzu değindiğimiz şey. Evet. Evet, yani orada Türk futbolu geriye gidiyor ya. Yani gerçekten geriye gidiyor yani. Son 15 yılda Avrupa kupalarında kalitemiz bariz belli oluyor yani. İleri gidemiyoruz. Takım seviyesinde de çok düşük takımlarla oynadığımız halde yine maçları evet. kaybediyoruz. Bu ne kadar kötü, iç acı, iç karartıcı bir şeyler. Ya şimdi şöyle bir şey var. 37 yaşında Burak bel bağlamış bir milli takım. Ya Burak bu... Ya geçen de YouTube'u karıştırıyorum. Eski Avrupa Kupa maçlarını hem Galatasaray'ın olsun hem Trabzonspor'un olsun. Trabzonspor. Avrupa Kupa maçlarını falan seyrediyorum. Ne zevk alıyorum. Bakıyorum bu son 4-5 senedir Avrupa maçları bomba ya, yok. Şimdi kayıp. Mesela ülke puanı gitti. Portekiz'de oynayacağız. Yani İnşallah kazanırız ama çok inşallah zor maç. İnşallah yani inşallah. Musa abi seni kızdırmak için yazmış. Engin sen bir Fenerli olarak Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun demiş. Şimdi süremizin de son 5 evet. dakikasına öyle mi? Bir saat olmuş şu an. Çok çabuk gibi geçti. Evet. Yani bir yerel amatör ligde Ballıgın'ın koçu evet. Ünye Gençler Birliği Spor'un başarısı yoluna var. Dolu dizgin alttan gidiyor. Gelen. Onun bir puan tablosunu alabilir miyiz? Yani bu haftanın maçları Ordu amatöründe. Ünye Kartal Spor, Şatal Pınar maçı 1-1. Yine diğer Ünye temsilcisi Ünye Gençler Birliği 3, Korgan Belediye Spor 1-3-1 mağlup etmiş. Sanırım Ünye Futbol Kulübü maçı bu hafta yoktu. Ona baktım ben de. Bay mıydı acaba? Olabilir. Puan durumunu alabilir miyiz? Ünye Gençler Birliği 7 maçta 21 puanla lider. Fark açmış o. Bu hafta da Korgan'ı yendiler. İkinci sıradaydı zaten Korgan. Ünye Futbol Kulübü şu an 9 puanda. O da playoff oynar herhalde. Bence yüksek ihtimalle Ünye Futbol Kulübü oynar. Zaten bir maçı da eksik. Buradan diğer grubun dördüncüsüyle oynayacak Ünye Gençler Birliği Spor. Oradan. Evet. Yani Gençler Birliği'nin Bal Ligi'ne çıkma durumu... Ya kolay değil. Ama çıkmasını tabii ki canı gönülden istiyoruz. Orada yetenekli oyuncular var herhalde. Tabii şu an... Özay gibi. Özay kadro dışı. Öyle mi? Yollar ayrıldı evet. Özay'la yollar ayrıldı mı? Evet. Alalım ekrandan. Alalım ekrandan. Şimdi orada bizim kardeşlerimiz var işte. Adnan, Atakan, Şivan, Arcan, Ceyhun, Ünyeli çocukların oynadığı güzel bir ortam mesela. Ona da playoff'a doğru biraz daha şehirde sahip çıkarsa. İnşallah. Tebrik ederiz. Yani. Gençler, tabii ki. Tebrik ederiz. Gidiyor, başarılar dileriz. İyi gidiyor yani Gençler Birliği. Yani bir futbol takımı... Eski şeyi var yani. Aslında bunun yanında Fevzi Çakmak olsa. Hocalarımız mesela, zaten ya. Hocaları evet, Osman Çakır, Orhan Hoca falan. Çınarlık olsa. Ondan sonra. Çok daha güzel olur. Ama işte hepsi. Şeyde maddi. Ersin Başkan mı? Ersin abi hem yönetici hem de orada yardımcı hoca gibi. Oynuyor mu? Yok oynamıyor. Oynamıyor değil mi? Oynamıyor. Ama şey. Ay, yakışır ya. Güzel başarılar Ersin abi ya. Olsun, Osman Hoca olsun, Orhan Hoca olsun, Abdullah Başkan var. Yani beraber. Bir ekip oluşturdular. Bir ekip oluşturdular. Güzel, güzel. Bizim Ünye'li çocuklarla güzel bir ekip oluşturdular. İyi güzel ya. Evet. Abi hakemler neden bu kadar kötü? VAR'a rağmen çok kötü yazmış. Onu konuştuk bizimkiler zaten. Bizimkiler de başarılı Ünye Futbol Kulübü. Evet. Tabii. Onlar da helal olsun. Metin daha Tam Türkiye. Metin Tam Türkiye. Antalya turnuvaları altyapıya gidiyorlar. Evet al gidiyorlar. Başarılı. Bu kış kıyamette bu da özveri. Aynen kesinlikle Metin katılıyorum. Metin Hoca'ya da buradan selamlarımızı sunuyoruz. Başarılar dilerim onlara da. Furkan Tüzen yazmış. Herkese selamlar, iyi yayınlar dilerim. Bölgemizin bir numarası Trabzonspor'umuzun şampiyonluğu hayırlı olsun inşallah. Ünye Spor'umuza da şampiyonluk olmak nasip olur inşallah. İnşallah, inşallah Furkan i̇nşallah, kardeşim. Furkancığım. Ünye Spor'u zaten hedefimiz, hayalimiz Ünye Spor'un lige çıkması. İnşallah şampiyon olur bu sene. Evet. Zamanımız doldu. Yani güzel bir sohbet oldu. Bir saat. Evet. Kadir Bey son sözlerinizi alalım. Vallahi güzel program oldu. Yani zaman nasıl geçtiğini anlayamadım. Keyif aldım yani. Gerçekten. Güzel konulara değindik. Beni davet ettiğiniz için tekrar yine teşekkür ederim. Yine her zaman hazırım ya. Hadi abi öyle yapalım. Ünye Spor'un ve Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra sizi tekrar konuk edeceğiz. Mehmet Ali Başkan. Sizinle evet. beraber. Evet. Evet. Halil Hocam senin de son sözlerini alayım. Vallahi çok güzel yayın oldu. Böyle o kadar akıcı geçti ki ben mesela bir saatin dolduğuna şaşırdım.
Gerçi bizim çoğu programımız öyle oluyor. Güzel geçiyor. Çünkü bal ligine değiniyoruz. Yerel amatöre değiniyoruz. Süper lige değiniyoruz. Şimdi evet. Milli aramız var. Evet. Bu hafta birazdan milli mesaimiz olacak. Gerçi hazırlık maçı oynayacağız ama yine de olsun. İnşallah bazı genç arkadaşlarımızı bu hazırlık maçında an milli takıma davet görürüz. Mesela son haftalarda iyi oynayan Yunus Akgün var Adana Demirspor'da. Evet. Başarılı. Emre Akbaba zaten konuştuk. İyi gidiyor. Evet. Mesela Uğurcan'ın arkasına kaleci alınacaksa Okan alınabilir mesela Giresun'dan. Evet. Kaleci. Dün akşam Ahmetcan hakkında yine Stefan Kutsun zaten güzel yorumlar evet, oldu. Evet, onu da okudum ya. Evet. Güzel. Yani onun için şey takip ediyoruz. Önder Karaverli Beşiktaş arasında evet, konuşmuştu. Şöyle, Ahmetcan evet. dedi ben izlemek hoşuma gidiyor. Ahmetcan işte kendi takımlarında Emirhan, evet. Fenerbahçe'de Arda Güler. Ben geçen sene mesela U19 Trabzonspor şampiyon olmuştu ama 4 takım playoff oynamıştı pandemiden dolayı işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Ben bu maçların hepsini 90 dakika izleme fırsatı bulmuştum. Orada hem Emirhan'ı hem Arda'yı çok beğenmiştim. İyi oynamışlardı. Hı hı. Zaten orada en iyi futbolcu seçilen Hakan Yeşil de şu an ikincilikte kiralık 1461 Trabzon'da. Size şöyle söyleyeyim. Hakan bir dahaki sene gelir. Berat alternatif bile olamaz bu takımda. Evet, Hakan en kötü alternatif çok, olur. Çok da yetenekli. Bu hafta gol de attı. 1-0 kazandı. Evet. Hekimoğlu da iyi gidiyor. Evet. Halil Hocam son yorumlar geldi. Onları da bir okuyalım. Ondan sonra arkadaşlarımız yazma zahmetinde bulunmuş. Bizlere okumadık. Halil Arslan. New York'tan selam görelim. Olsun. Güzel memleketime ve Trabzonspor'u dostlara. Teşekkür ederiz kardeşim. Haliler onu okuduk. Erkan. Üniversiteden sınıf arkadaşım. Beden eğitim öğretmeni. Oğlu. Kadir kardeşime selamlar yazmış. Aleyküm selam Erkan İletirseniz kardeşim. İletirseniz sevinirim yazmış. Ethem Tam Türk. İbrahim amcanın oğlu. Evet. Emmi oğlu. Herkese iyi yayınlar selam. Demiş. Evet Murat abi kapatabiliriz. Yavaş evet yavaş. Sevgili izleyicilerimiz. 1.96 futbolun daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konumuzda sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi geceler diliyoruz.